Küçük bir değişiklik yaptık. Son konuşmacımız Sayın Zerrin Yılmaz'ı şimdi sahneye davet edeceğim. Öncesinde de kendisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Zerrin Yılmaz, İTÜ Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Biriminde görev yapan bir akademisyen olmanın yanı sıra İTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arı Enerji Teknokent'te faaliyetlerini sürdürmekte olan Ekomim Ekolojik Mimarlık Hizmetleri firmasının sahibi, İTÜ Sürdürülebilir Enerji Araştırma Grubu Sergin Koordinatörü ve Bina Performans Modelleme ve Simülasyonları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Programı aksattığım için de, değişiklik için de özür dilerim. Belki akış sırası bozuldu ama. Ben size kısaca burada 3 günlük çalıştayda çok minik ve kısmi örneğinin yapılmış olan bütünleşik tasarımın öneminden, özellikle de bina enerji verimliliği üzerinde ve yeşil bina tasarımındaki önemi üzerinden kısaca söz edeceğim. Sabahtan beri konuşuluyor, biliyorsunuz binalarda enerji verimliliği çok önemli. Neden? Binalar dünyadaki enerjinin neredeyse yarısını tüketiyorlar ve bu tüketim nedeniyle de dünyadaki sera gazı salımlarının 1/3'ünden sorumlular. O nedenle de bütün dünyada bu konuda önlemler alınıyor. Zorunlu yaptırımsal önlemler var, standartlar, yönetmelikler var ülkemizde de olduğu gibi. Avrupa standartlarını takip ediyor çünkü Türkiye'de. Dolayısıyla binalarda bildiğimiz bu standartlardan biraz söz edecek olursak, binaların zorunlu enerji sertifikasyonu çok önemli. Her binanın bir enerji sertifikası olmak durumunda. Bunun için de herkesin basitçe kullanabileceği bir metot olmak durumunda. Detaylı dinamik simülasyonlarla bu asla mümkün değil. Ve Türkiye'de de belki sizlerin de bildiği gibi WebTR isimli bir sistem var. Hesaplama metodu ve bunun yazılımı var. Her binanın zorunlu sertifika alabilmesi için. Çünkü artık binanın performansının bir yerde gösterilmesi gerekiyor. Satışlarda, kiralanmalarda buna bakarak insanlar karar verecekler. Yani muslukların altın kaplı olup olmadığına değil, enerji harcamalarına bakarak karar verebilsinler. Ve bu da binaların enerji tüketimlerinin azaltılması yolunda teşvikler oluştursun diye. Bir de bunun yanı sıra gönüllü sertifikasyon sistemleri var. Yeşil bina sertifika sistemleri Türkiye'de de son zamanlarda moda oldu. Sertifikalı bina var ama yeşil bina gerçekten var mıdır sorusu Türkiye'de özellikle çok ciddi olarak gündemde, bu konunun uzmanları tarafından gayet iyi bilinmekte. Orada da yine baktığımızda değişmiyor mu? Basıyorum. Dolayısıyla enerji verimliliğinin öneminden dolayı yeşil bina sertifikasyon sisteminde de en önemli parametre bina enerji verimliliği. Yani yukarıda gördüğümüz enerji atmosfer dediğimiz ve iç çevre kalitesi dediğimiz enerji tüketimi ve iç çevre kalitesi konfor konuları. Bunlardan zaten yeteri kadar iyileştirme yaptıysanız sertifika garanti. Göstermelik puanlar yerine öncelikle buna eğilmek gerekiyor. Peki o nedenle de binaların ister iyileştirilmesi, yani mevcut bir binanın iyileştirilmesi ya da yeni bir binanın tasarımı olsun, mutlaka tasarım aşamasında binanın yaşam dönemi boyunca ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için ne kadar enerji tüketebileceğini doğru olarak belirlemek gerekiyor. Tasarımı yönlendirmek adına. Aksi takdirde çok noktasal bazı yerlere bakarsanız veyahut da sadece bir proje müellifinin önerileriyle hareket ederseniz veyahut da bir iki proje müellifinin basit konuşmalarıyla, basit hesaplarıyla hareket edilirse hem tasarım yanlış yönlendirilmiş olur, hem de yatırımcı, en önemlisi de budur, yatırımcı çok yanlış yönlendirilmiş olur. Hem ilk yatırım maliyetini artırıp hem de enerji maliyetini artırabilirsiniz. Bu örneklere çok rastlıyoruz. Peki nedir bu tasarım aşamasında, ister iyileştirme ister yeni bina tasarım aşamasında bina enerji tüketimini doğru belirleyebilmek için neler yapmamız gerekir? Bu aslında çok zorlu bir süreç. Yani binalara enerji kimlik belgesi vermek için olan sistem çok basit bir sistem. Çünkü teknisyen ayarındaki insanlar dahi bu sertifikayı verebilmeli ve binalar standart koşullar altında birbirlere karşılaştırılmalı. Ama gerçek tüketimi belirlemek de aynı zamanda o binaya özgü
bütün parametrelere dikkate alarak gerçek tüketimi belirleyebilmek. Bu çok zorlu bir problem. Birinci zorluğu, bu konuda dünyada sayılı uzman var. Binanın gerçek anlamda detaylı dinamik enerji modellemesini yapıp tasarım aşamasında bu binanın yaşam dönemi boyunca ne kadar enerji tüketeceği belirleyebilecek çok az uzman var. Bunun için simülasyon araçları yeterli mi? Evet, çok detaylı simülasyon araçları var. Ama hala daha bazı parametreleri temsil etmekte yetersiz ya da ara yüzleri olmadığı için herkes tarafından kullanılmaya çok uygun değil. Artı bütün bunlarda simülasyon aracı mükemmel de olsa, onu kullanacak olan kişi uzman da olsa, başka şeyler var bizi tüketimleri, gerçek tüketimlerden saptıracak. Bu da yaptığınız kabuller. Bunlar da genellikle kullanıcı kaynaklı kabuller. Kullanıcılar için, binanın kullanım takvimleri için, içeride hangi saatlerde, hangi aralıklarda, kaç tane cihaz kullanılıyor, bu cihazlar ne tür cihazlardır, bu cihazların ürettikleri ısılar nelerdir gibi yüzlerce parametre, kullanıcı ilişkin parametre de bunları etkileyebilir. Ne kadar mükemmel olursanız olun bina enerji modellemede, bu açıdan da sapmalar olabilir. Dolayısıyla zorlu süreç dediğimiz bu süreçte doğru kararlar vermek çok önemli. Bina enerji verimli, yüksek enerji verimli bina, yüksek performanslı bina. Bu da yeşil binanın olmazsa olmaz ön şartı. Bazı örneklere rastlıyoruz. İşte enerji modelleme olmasın, canım öteki taraflardan da puan alıyoruz deyip sağdan soldan puan toplayıp hani göstermelik bir sertifika alınıyor. Bu dünyaya zarar vermektir diyorum. Hem yatırımcıyı yanıltmaktır hem de dünyaya zarar vermektir. Peki bu bina enerji modelleme dediğinizde öncelikle o zaman binaların enerji performansını etkilen hangi parametreler var? Yüzlerce parametre var. Bu ana başlıklar altında sayacak olursak iklim verileri, bina çevresi, yerleşke dokusu, bütün oradaki binaların birbirlerine konumlandırışları, binanın işlevi, geometrik özellikleri, yapı malzemesine ilişkin bir sürü onlarca özellik, bina kabuğu, binanın zonları, yani farklı şekilde ısıtılan, soğutulan, havalandırılan kısımlar, fiziksel mekanlardan bağımsız olabilir bunlar. Gölgeleme stratejileri, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri, otomasyon stratejileri, kullanıcılar ve kullanıcıların kullandıkları cihazlar gibi onlarca ana başlık altındaki parametre bizim bina enerji performansımızı etkiler ve bu her bir başlığın altında da onlarca başka değişken vardır. Örneğin burada ve bunlardan en önemlisi de parametrelerin sayısının çokluğunun yanı sıra bu parametreler için tek başına her birisi için bireysel karar vermek doğru değildir. Çünkü bunlar birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. Burada aldığınız bir karar, diyelim ki bina kabuğunda camla ilgili aldığınız bir karar, bir otomasyon stratejisiyle birlikte veya demli kontrollü bir aydınlatma kontrolüyle birlikte farklı performans gösterebilir. Veya mekanik sistemin davranışına bağlı olarak başka performans gösterebilir. Bunların hepsinin bir arada simüle edilmesi gerekir. Burada çok basit bir iki tane bir şey var. Siz bina yapmaya karar verdiğinizde o binanız iklimden etkilenirken, binayı yaptığınızda o bina iklimi de etkiler. Isı adaları bundan oluşuyor şehirlerde. Dolayısıyla siz hem parametreler birbirlerini etkiliyor, hem çevreden etkileniyorsunuz, hem çevreyi etkiliyorsunuz. Bütün parametreler birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla hani zorlu süreç dediğimiz bunların hepsinin bir arada dinamik olarak, dış şartlar dinamik olarak değişiyor. Bina da buna karşılık dinamik olarak davranış gösteriyor. Bunu doğru olarak belirleyebilmek için de gerçekten zorlu hesaplamalar gerekiyor. Burada çok basit, mesela diyelim ki cepheler, şimdi artık günümüzün binalarına baktığımızda cepheler çok önemli. Çok yüksek saydamlık oranına sahip cepheler var. Dolayısıyla cephe tasarımı da ön plana çıkıyor. Ama cephe tasarımında bakıyorsunuz, hani cephe uzmanıyım diyen insanlar camdan gün ışığının ve güneşin termal kısmının nasıl geçtiği konusunda dahi en ufacık fikir sahibi değil. Veyahut da bunun bir arada nasıl birbirlerini etkileyeceği konusunda fikir sahibi değil ve yatırımcıyı yanlış yönlendirmiş oluyorlar. Burada kabuğun gene ana parametrelerine baktığımızda ısı geçirme katsayısı, genellikle standartların, ısı yalıtım standartlarının göz önünde bulundurduğu katsayı, saydamlık oranı, yüzeyin rengi, ısıl kütle, yani termal kütle denilen, sabahtan beri lafa edilen yapı malzemelerinin içerisinde ısıyı depolayabilme kapasitesi. Hani gece soğutması falan dendi. Gece soğutması kuru iklimlerde çok etkindir. Nemli iklimde hani enerji verimliliği açısından cinayet olabilir. Onu da burada hatırlatayım çünkü not alanlar vardı. Yanlış yönlendirme olmasın. Termal kütleyle gece soğutması kuru iklimlerde çok önemlidir. Nemli iklimde tehlikelidir. Sonra saydam bileşenler için güneş ışınını yutma, yansıtma, geçirme katsayıları, gün ışığı geçirgenliği gibi birçok parametre etkiler. Şimdi bu genellikle yapılan şey hani camı doğru seçmek şeklindedir. Ama burada bir tane minik
örnek vermek istiyorum. Örneğin burada bir ofis binası ve ilişkilerimiz nedeniyle de Stuttgart'taki bir ofis binası için yapılmış hesaplardır. Bir test çalışması aracılığıyla. Buradaki farklı camların, sadece cama karar verdiniz, pencerelerde kullanacak camlara karar verdiniz. Isıl özellikleri ve ışık geçirme özellikleri açısından farklı camların ısıtma, aydınlatma, soğutma enerjisi ihtiyacını, tüketim değil ihtiyacını nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Mesela burada birinci camla ikinci cam aşağı yukarı toplamda aynı enerji ihtiyacı da veriyor, ısıtma, soğutma ve aydınlatma ihtiyacı açısından. Ama bunu, ki burada doğal havalandırma stratejisi yok, başkalarında o da var. Bunu bir doğru güneş kontrolü, otomasyonla kontrol edilen güneş kontrolü elemanlarıyla desteklediğinizde ve içeride de dimli kontrolü bir aydınlatma sistemi yaptığınızda camların birbirlerine göre davranışları birinci grafiktekine göre çok daha farklı duruma geliyor. Mesela iki cam, birinci ve ikinci cam aynı performansı, totalde aynı performansı gösteriyormuş gibi görülmekle birlikte bu stratejiler uygulandığında birinci cam daha iyi durumda gibi. Bunlara karar vermeden, yani doğal ventilasyon stratejisi henüz yok içerisinde, bunlar da olduğu zaman bunların karşılıklı olarak, o zaman tek bir camı seçmek, mesela hep örnek veririm, iş kulelerinde çok büyük bir hayati hata yapılmış çünkü camlara genellikle bu çok cam yüzeyi olan binalarda mekanik mühendisleri karar veriyor çünkü onların derdi ofis binalarında sabahki konuşmalarda olduğu gibi aydınlatma değil, sadece iki tane önemli şey vardır. Aydınlatma enerjisi ve soğutma enerjisi ısıtma enerjisinin önüne geçer. Çünkü içeride o kadar çok, özellikle yüksek teknolojili ofis binalarında o kadar çok iç kaynak vardır ki ısıtma enerjisi ihtiyacı arka planda kalır. Dolayısıyla soğutma enerjisinden çok korkar haklı olarak mekanik mühendisleri ve mekanik mühendisinin tavsiyesiyle seçilen bir cam orada güneş ışınımının termal geçirgenliği, yani güneş radyasyonu geçirgenliği çok düşük bir cam seçilmiş. Mükemmel. Gerçekten de o bina yapıldıktan sonra soğutmalar açısından hiçbir problemi yok. Soğutma enerjisi tüketimleri açısından da yok. Ama maalesef o camın, şişe camın ilk kez o bina için üretmiş olduğu o camın gün ışığı geçirgenliği de çok düşük. 0.16. Ki 0.16 gün ışığı geçirgenliği ofis binaları için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü içeride gün ışığı çok önemli. Gene sabah konuşmalarında olduğu gibi en az çalışma düzleminin üzerinde 500 lüksü sağlamak durumundasınız. Aydınlık düzeyini sağlamak durumundasınız. Bunu sağlayamıyorsanız yapma aydınlatma yapacaksınız. Dolayısıyla elektrik enerjisi tüketeceksiniz. Onu aydınlatma otomasyonu yapsanız da bir anlamı yok. Çünkü gün ışığına duyarlı otomasyon koyacaksınız ki içeriye. İçeride çalışma düzleme üzerinde 300 lüks olduğu zaman aradaki 200 lüksü tamamlamak üzere dimli kontrollü aydınlatma sistemi çalışsın, onu tamamlasın. 500 lüksü sağlıyorsak kapatsın tamamen kendini. Dolayısıyla aydınlatma elektrik enerjisinden tasarruf edelim. Ama orada öyle bir şans da yok. Çünkü içeride gün ışığı yok. O nedenle bütün bunlara bütüncül bakmak gerekir ve detaylı simülasyonlar yapmadan, dinamik rejimde bunun davranışı nedir demeden doğru karar vermemek gerekir. Düşün, binlerce metrekare cephe alanı var. Tamamen yanlış yatırım ve o bina, o yapıldığı tarihlerde yüksek teknolojili bina, çok iyi bir otomasyon sistemi de var. Ama maalesef hem ısıtmalarda hem soğutmalarda çok iyi olmasına rağmen yüksek teknolojili binalar arasında enerji tasarruflu bina olma şansını bir tek o nedenle kaçırmış. Ben her zaman derim, akıllı bina otomasyonla yapılmış bina değildir. Akıllık mimari tasarımdan başlar. Normal standart bir tasarımın üzerine sokma akılla dediğimiz, Türklerin bir tabiri vardır. Otomasyon sistemiyle akıllı yapamazsınız binayı. Doğuştan akıllı olması gerekir. Şimdi parametrelere bakacak olursak, dedik ya yüzlerce parametre var, birbirlerini etkiliyor. Mesela bu da bir mekanik sistemin modellenmesi, enerji modelinde nasıl görülür bu? Burada gördüğünüz her bir kutucuk mekanik sistemin bir parçasını gösteriyor. Onun altında da bir sürü değişken var. Mesela toprak kaynaklı ısı pompaları için yeterli veri verilmeyince tamamen yanlış sonuçlar verebilir. Bir toprak kaynaklı ısı pompasının enerji verimini etkileyen değişkenlerin bir tabloya dökseniz aşağı yukarı iki sayfa uzunluğunda bir tablodur. Dolayısıyla dediğim gibi bu her bir kutucuğun altında onlarca değişken olduğunu düşünürsek, mimari parametrelerden gelen değişkenler, aydınlatma sistemi parametrelerinden gelen değişkenler, mekanik sistem parametrelerinden gelen değişkenlerle yüzlerce parametre bir arada binanın enerji verimliliğini belirliyor dinamik şartlar altında. Bu da o yüzden hepsinin bir arada karşılıklı etkileşimli modellenmesi gerekiyor. Bu bir
bal fabrikası satış bölümlerinde olduğu bir binanın modelini temsilen gösteriyor. Ve bu simülasyon araçları yeterli olmayabilir. Bazen bunlara işte sabahleyin de sözü edildi, termal modellemelerin yanı sıra akışkanın modellenmesi, CFD modelleri yapılması gerekir. Onlar da yetersiz olduğu zaman rüzgar tüneli testleri, bu bizim rüzgar tünelimiz, rüzgar tüneli testleriyle desteklenmesi gerekir. Bir Avrupa Birliği projesinde bunu kullanmıştık ve devam ediyor çalışma hala daha. Bu demin söylediğim gibi simülasyon araçlarının zorluklarından bir tanesi de hani detaylı simülasyon araçları, Enerji Plus ve benzeri simülasyon araçlarının çoğunun çok rahat kullanılabilecek bir arayüzü yok. Olsa bile arayüzde bütün sistemler temsil edilemiyor. Mesela bu toprak kaynaklı ısı pompası veya kojenerasyon, trijenerasyon sistemleri temsil edemiyor. Dolayısıyla arayüzü olmadan simülasyon aracının içine gidip onu yapabilmek için de o zaman o konuda uzman olmanız gerekiyor. Hem sistemi bilmeniz gerekiyor, modellemeyi bilmeniz gerekiyor, hem simülasyonu öyle çalıştırabilmeniz gerekiyor. Yoksa sonuçlar çok yanıltıcı olabilir. Birkaç veriyi eksik girdiğinizde gördüğünüz gibi karbondioksit emisyonlarındaki ne kadar düşüş olduğu konusunda, ne kadar emisyon tüketecek toprak kaynaklı ısı pompasıyla ve toprak kaynaklı ısı pompası olmadan şeklinde 10 kilograma kadar farklılık olabilir. Sadece birkaç verinin eksik girilmesiyle. Ve tabii ki enerji tüketimlerinin belirlenmesi yetmiyor. Salt enerji tüketiminin azaltılması enerji tasarrufudur. Ama biz enerji verimliliğinden söz ediyoruz. Bu da nedir? Konfordan asla ödün vermeden enerji tüketimlerini azaltabilmek. Bunun için de zaten yeşil bina sertifikasyon sistemleri de sorarlar. Peki tamam, tüketimleri bu kadar azalttınız ama konfor şartları nasıl değişiyor içeride diye. Hem görsel konfor koşullarının hem de termal konfor koşullarının istenilen düzeylerde olduğunu göstermek zorundasınız. Aksi takdirde zaten anlamı yok. En çok rastlanan sorunlardan birisi de o. Yani kapasiteler açısından, verimlilikler açısından sorun olmayan mekanik sistemler, uzmanları tarafından, mükemmel uzmanlar, üstadlar tarafından tasarlanmış mekanik sistemlerin içeride konfor şartlarını sağlamakta zorlandığı görülüyor birçok projede. Yani bugüne kadar hani mükemmel tasarlanmış bir sistem göremedik konfor şartlarını da kontrol ettiğinizde. O zaman bunun yolu nereden geçiyor? Bu kadar çok parametre var ve karmaşık bir problem. Bu bütünleşik tasarımdan geçer. İşte burada birkaç gün onun çok küçük ve kısmi bir parçası yapılmış. Basit hesaplarla elbette 3 günde ancak bu yapılabilirdi. Doğru bir proje yönetiminin altında bütün proje paydaşlarının, işveren dahil, ekonomist dahil, peyzaj mimarı dahil, inşaat mühendisi, makine mühendisi, mimar dahil ve bütün danışmanlar, bu enerji fizibilite etütlerini yapacak danışmanlar, manlar da dahil, bu projenin başından itibaren kararları birlikte alması gerekir. Aksi takdirde sonuçlar istenilen düzeyde olmayacak ya da eğer işveren sonuçlardan mutlu olmayacaksa tasarımcılar başa dönecekler. O da zaman ve para kaybı. Korkunç bir şey. O zaman bu demin söylediğimiz parametre, her bir dairenin içerisinde işte yüzlerce parametre, onlarca parametre var dedik. Bütün bunlar karşılıklı etkileşiyor. Eğer bu enerji modellemeyi, enerji verimliliği ölçümlerini tasarım aracı olarak, tasarımı yönlendirmek üzere kullanırsanız, mimari tasarımı, aydınlatma sistemi tasarımı, mekanik sistem tasarımını yönlendirmek üzere kullanırsanız, sonuçta elde ettiğiniz konfor koşulları, enerji tüketimi, karbon salımı miktarı, toplam maliyet ve uygulanabilirlik. Maliyet çok önemli, işveren için de çok önemli, artı standartlara da girdi. Maliyeti de kontrol etmek zorundayız. Uygulanabilirlik açısından, yani fizibilite açısından en doğru sonuçlara ulaşırsanız bir kere de. Aksi takdirde genellikle öyle yapıyor insanlar. İşte biliyorlar kendilerine göre, camı öyle seçtim, işte yöne de karar verdim, işte güneş kontrol elemanı da koydum. Mekanikçi de diyor ben de işte buraya kojenerasyonum da var benim, işte fotovoltaik de ilave ettim. Dolayısıyla benim sistemim de iyi, işte bir iki hesap da yaptım, bunlar da tamam. Ama sonuçlar geldiği zaman asla, bir de yeşil bina sertifika sistemine başvuracaksa, belki bina enerji verimliliği konusunda o kadar şey değiller, bilinçli değiller diyeyim, hani özür dileyerekten, ama hani nedir bu kadar büyük şey, ne olur sonucunda, hani her şey yapılmış zaten, yeşil sertifikatı alalım dendiğinde alamayacaklarını gördükleri anda bütün, ve işveren de buna bastırıyorsa, bütün şey, projeler geri başa dönüyor. Bu da proje ekipleri için müthiş bir iş gücü ve zaman kaybıdır. Yani paradır. Bu kapitalist sistemde en önemli şey biliyorsunuz para.
Buradan da ben de bir iki tane örnek vermek istiyorum. Mesela bütünleşik tasarım, hani doğru yapılmış. Bunun proje yönetimi de tasarımı da bizdeydi. Ve hem aydınlatma sistemini hem de mekanik sistem tasarımını da doğru yönlendirmek için devamlı detaylı simülasyonlar yapıldı. Ve tasarım adım adım böyle yönlendirildi, mekanik sistem tasarımı dahil. Bu bir fabrika binası İstanbul Çatalca'da. Ve mesela doğal havalandırma mümkün değil bu bina için. Çünkü elektronik parça üretiyor. Dolayısıyla mutlaka içeriye kontrollü havalandırma alınacak. Ama dışarıdan alınan o kontrollü içeriye temizlenerek alınmış havanın bypass edilerek mi alınsın, yoksa içeriden atılacak havayla ısı geri kazanımı uygulanarak mı alınsın noktasına kadar detaylı simülasyonlarla belirlendi. O stratejiler nasıl olsun, hangi saatlerde bu sensörler nereye konsun. Bu VRF'li ve fan koilleri olan bir sistem. Sadece yemekhanesine döşemeden ısıtma sistemi var. Dolayısıyla mekanik sistem de detaylı dinamik simülasyonlarla geliştirilerek, devamlı revize edilerek, kapasiteleri, verimleri değiştirilerek geliştirildi. Modellemeyle. Ve bunun sonucunda AŞRE referans binayla 91'de tanımlanan referans binayla karşılaştırıldığında HVAC sistemlerinin, yani ısıtma soğutma havalandırma sistemlerinin, binanın mimarisiyle belirlenmiş olan enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan mekanik sistemlerin enerjisi, HVAC ekipmanların enerjisi diye görülüyor burada. Hem referans binada 99.94 iken mevcut binada, yapılacak olan binada, tasarlanmış olan binada 20.03. Bu aslında bir fabrika binası için mucize olacak bir değer, ama bütünleşik tasarımın sonucudur bu. Proses enerjiyi tabii değiştiremiyorsunuz. O içerideki üretim enerjisi. O nedenle iyileştirme sonuçlarına bakıldığında LEED sertifika sistemi, LEED uzmanları bilirler. Proses enerji de dahil bakar iyileştirme oranına. Aslında bu doğru bir şey değil. LEED'in orada bir defosu. Çünkü içeride bir metal eritme varsa o proses enerji binanın suçu değil. Biz binayı enerji verimli yapmaya çalışıyoruz. Ama ona rağmen proses enerji dahil iyileştirme %25, ki birçok iddialı binada buraya çıkılamıyor, ama binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması için olan enerjideki iyileştirme ise %80. Bu fabrika binası için gerçekten çok iyi. Bu da bütünleşik tasarımın başarısıdır. Mesela burada da tasarım sonucunda çok iyi tasarlanmış bir bina, bir kamu binası. Çiftçidarlı cephe İstanbul'da. İstanbul'da çiftçidarlı cephe soru işareti ve şeydir, tehlikedir gene sinyalleri. Yani çok iyi hesap yapmanız gerekir. Ama tasarlanmış, bitmiş. Toplam ısıtma, soğutma, aydınlatmada toplam tüketime bakıldığında kilovat saat metrekare yıl olarak 563.70. Eğer bunun başka hiç cephede bir şey yapmadan sadece dıştaki cidara kaldırsaydık ne olurdu diye baktığımızda ise ondan daha düşük. Ki bunun üzerine doğru bir gölgeleme stratejisi uygulandığında bu sağ kolondaki değer çok daha aşağıya düşecek. Bu ne demektir? Bir kere binaya ikinci bir cephe yaparaktan maliyetini artırıyorsunuz. Orada çiftçiden arasa başka bir şey de yapılabilirdi, ama mevcut halini söylüyorum, şu anda tasarlanmış halini söylüyorum. Binanın ikinci bir cepheyle, her tarafı ikinci çiftçiden cephe, ikinci cepheyle maliyetini, ilk yatırım maliyetini artırmış oluyorsunuz. Artı enerji maliyetini de artırıyorsunuz. Dolayısıyla bu kararları verirken, ama bu binanın da böyle bir cephe danışmanı da vardı maalesef. Bu gene bir ofis örneği. Bu da ilginç bir sistem kullanmış. O simülasyon araçlarında olmayan, toprağın altında bir labirent sistemi var. Bununla ilgili çalışmalar, bu da artık uygulama projeleri bitmiş aşamasında gelmişti. Ama iyileştirme oranı, gördüğünüz gibi o aşamadaki iyileştirme oranı, ki çok iyi önlemlenmiş. Şeyine altı labirentler gömülmüş, mekanik sistemlerde değişik önlemler alınmış. Ama iyileştirme oranı, yani lead almak istiyor bu da, AŞRE referans binaya göre %11 sadece. Tabii işveren buna razı gelmeyince herkese işkence oldu. Başta biz modellemecilere ve danışmanlara. Bu labirent sistemi binanın altındaki o çabalarla tekrardan mekanik sistemler, bir de içerideki konfor şartlarını sağlayamıyordu. Onların sağlanması için hesapları yaptık. Nasıl olması gerekiyor kapasiteleri, verimleri, ki içeride konfor şartları sağlansın diye. Dolayısıyla zorlu ve aylarca süren başka süreçlerden sonra ve projelerin yenilenmesinden sonra iyileştirme oranı %43'e yaklaştı. Ama bu çok büyük bir emek ve para kaybıdır. Bu bir cephe işi, çok büyük bir
bina, İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Bizim insanlarımız maalesef görmeden problemi algılayamıyorlar. Orada o binada o problemlerin yaşanacağı çok açık ortada, ama eski binada yaşadıktan sonra, yani binayı yazın soğutamadıktan sonra, doğuya bakan apron tarafı doğuya bakıyor. Her tarafı cam, kavanoz gibi. Dolayısıyla yazın İzmir sıcağında saat 5'ten itibaren güneş insanların gözüne girmeye başlıyor. İnsanlar çok rahatsız ve artı soğutamıyorlar. Ve %99.99 ona göre evet öyle bir cam olabilir ama mekanik sistemlerde bunu yeteri kadar karşılayamıyor demektir. Tüketimi artıracak ama karşılayamıyor. Konfor şartları da sağlanamıyor. O nedenle yeni binada hani mekanikçilere karışmayalım ama hiç olmazsa mimarda düzenlemeler yapalım diye danışmanlık istediklerinde farklı senaryolar. O da gene mimari ekibin kabul edebileceği, her şeyde kabul etmiyorlar. Kabul edebileceği senaryoların içerisinden ne kadar bu cepheyi değiştirdiğinizde bu cephelerin bulunduğu zonlarda ne kadar tüketimde düşme olur ve bunların yıllık getirileri de ne kadardır ve bunların üzerinden de tahmini tüketimleri söylediğimizde binanın teknik müdürü eski binada aynı tüketimleri, aynı elektrik harcamalarını yaşıyoruz dedi ve birkaç önlem daha sordu, eski bina içinde sordu. İşte daha sonradan yapılan yatırımlar da ayrıyeten ekstra maliyettir. Çünkü ben her zaman şunu söylerim, eğer başında doğru danışmanlarla, doğru yönlendirimle yapılırsa enerji verimli bina veya yeşil bina pahalı bina da değildir. Hani ilk yatırım maliyetini belki birazcık artırabilirsiniz. Hiç artırmayabilirsiniz de, ama artırsanız da onu çok kısa sürede geri alırsınız. İzmir'de yapılmış başka bir binada mesela geri ödeme süresi 3,5 yıl, hiçbir şey değil. 50-60-100 yıllık bir bina için 3,5 yıl hiçbir şey değil. Ondan sonra hepsi cebinize kalacak çünkü. O koskoca binanın harcadığı enerji tasarrufları cebinize kalacak. Bu da gene bir tasarım aşamasında kararları verilmiş. Akustik konfor şartları sağlanmak üzere de enerji ihtiyacında, bu da bir fabrika binası, %24 iyileştirme mekanik sistemlerle birlikte bunun daha fazla artacağı da öngörülüyor. Şimdi şeye diyelim, bu enerji verimliliğinin mutlaka maliyet analizleri yapılmadan da enerji verimliliği iyileştirmelerinin önerilmemesi gerekiyor. Ve bu alanda da zaten Avrupa'da bu sıkıntıları, bir de krizleri yaşadıktan sonra bu sıkıntılar başlayınca standardı yenilediler. Enerji performansı direktifini 2010'da yenilediler ve dediler ki enerji verimliliğini artık maliyet optimizasyonu ile birlikte düşüneceksiniz. Hani onu da koydum, bunu da koydum, enerji verimliliğini arttırdım binanın ama maliyeti ne oldu diye. Mutlaka maliyet optimum enerji verimliliği noktasının tespit edilmesi ve bu noktanın her ülke tarafından belirlenmesini ülke koşullarına göre, ülkedeki inşaat eğilimleri ve ekonomik koşullara bağlı olarak belirlenmesi. Türkiye'de şimdi önündeki problemlerden biri bu. Enerji sertifikasyonuna eklemesi gereken maliyet konusu da var. Bunun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Avrupa'da da çalışmalar devam ediyor. Maliyet toplum enerji verimliliği için referans binalar nelerdir? Referans noktalar nelerdir? Neler yapılması gerekir diye çalışmalar başladı ve devam ediyor hızla. Burada şu, gördüğünüz gibi yukarıya giden kırmızı çizgi binanın ilk yatırım bakım onarım maliyetleri. Yaptığınız her bir iyileştirme önlemi maliyeti, ilk yatırım maliyetini artırabilir. Bakım onarım maliyetini artırabilir. Ama buna karşılık aşağıda gördüğünüz yeşil çizgi gibi enerji maliyetlerine düşüş olacaktır. Dolayısıyla toplam maliyet bir noktadan sonra minimumdan geçip yükselmeye başlayabilir yaptığınız yatırımlarla. Bunun için de maliyetlerin hesaplanma sürelerini de veriyor. O süreler Türkiye için pek uygun değil. O kadar uzun süreli yatırımları yatırımcı yapmak isteyemeyebilir. Çünkü geri ödeme sürelerinin daha kısa olmasını ister. Dolayısıyla Türkiye'de yapılırken belki bu metodun sürelerinin de kısaltılması gerekir. Mesela bu bir çalışma, bir ofis binasının Türkiye'de, Ankara'da ve Antalya'da yapıldığı zaman farklı her bir noktacık bu mevcut ofis binasının enerji veriminin iyileştirilmesi için belli paketleri gösteriyor, iyileştirme paketlerini gösteriyor. Burada mesela 17 numaralı paket hem maliyet açısından en iyi sonucu veriyor hem de enerji verimliliği açısından. Antalya'da da yine aynı şeyi veriyor fakat tabii bu düzey farklı, enerji tüketimi düzeyiyle maliyet düzeyi farklı. Mutlaka o nedenle bu enerji hesapları yapılırken, enerji verimliliği modellemesi hesapları yapılırken bu detaylı modelleme ile birlikte fizibilite etütlerinin yapılması lazım. Aksi takdirde bir iki tane basit statik hesapla veyahut da bir ürün satanın yaptığı hesaplamalarla yatırımcı yönlendirilirse yatırımcı yanıltılmış olur. Yatırımcı yanıltılırsa da ülke kaybeder. Yani bu da sonuçta her şey ülkenin kaynağı ve dünyanın kaynağı. O kaynakları da doğru kullanmamız gerekir. Örnek veriyorum, yalıtımcılar kızıyor tabii bana ama ben hoca yalıtıma
yalıtıma karşı diyorlarmış. Yani yalıtıma karşı değilim. Hatta yalıtımın çok artırılması gereken TS-825'in yetersiz olduğu bölgelerimiz var. Ama kalkıp Antalya'daki bir ofis binasına, ki TS-825'i bilenler bilir, Antalya birinci derece gün bölgesindedir. Orada konutlar için, ofisler için diye ayırmaz. Hepsine aynı yalıtımı öngörür. Ama oradaki Antalya'daki hele iç kazançları yüksek olan bir binaya yalıtım yaptığınızda binanın soğutma yüklerini artırırsınız. O zaman ne oluyor burada gördüğünüz gibi? Hem binanın ilk yatırım maliyetini artırıyorsunuz yalıtım yaparak, hem de enerji maliyetini, yeşil çizgi de onu takip ederek gidiyor. O zaman ne oluyor? Maliyet optimum noktasından geçmiyor. Yani ben derim hep, bilinçli bir tüketici öyle bir bina yapsa diyecek ki, ben siz bana hem zorunlu bir standart koyuyorsunuz, TS-825 yalıtım yaptırıyorsunuz, sonra ondan sonra enerji kimlik belgesi alırken soğutmalar nedeniyle binamın sınıfı kötü çıkıyor, işte karbon salımım artıyor, hem cebimden daha fazla para çıkıyor. Bilinçli tüketici ben olsam mahkemeye veririm bu standartları diyeceğim. Ama dediğim gibi yalıtımın çok artırılması, yetersiz olduğu, standartta dahi yetersiz olduğu bölgelerimiz var. Bina tipolojileri var konutlar gibi, ama bazı bölgelerde de bazı bina tipolojileri için zarar verdi durumlar da var. Dolayısıyla özet olarak doğru proje yönetimi ve bütünleşik tasarım enerji verimli yeşil binalar için öncelikli şeylerimiz arasında, adımlarımızın arasında. Yapı fiziği sorununa tasarımla eş zamanlı çözüm. Bittikten sonra bir bakalım, ben bunu yaptım, bir bakar mısın ne olmuş buradaki, akustik açıdan konforlu mu, gün ışığı nasıl, enerji verimliği nasıl demek değil. Tasarımla eş zamanlı çözümler üretilmeli. Enerji modelleme tasarım aracı olmalı. Tasarım bittikten sonra göstermelik, sadece sertifika almak için olmamalı. Aksi durumda emek, zaman ve para israfı, hataların düzeltilmesi eşittir ek maliyet, beklenen hedefe ulaşmak zaten çok zor. Neredeyse mümkün değil de ben gene pay bıraktım, çok zor dedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu bina burada var diye de özür dileriz ama gerçekten gün ışığından puan alan bu bina gün ışığından hiç yararlanamıyor. Enerji modellemesine yurt dışına yaptırmış, ama Türkiye'de şey vardır ya, yabancı olsun çamurdan olsun şeklinde büyük heves heves yaptırmışlar, ama herhalde binayı mısır tarlasında gibi göstermişler onu, bir şeyin ortasında. Ondan sonra bir sürü gölgeli, zaten gölgeli olan alanların üzerinde güneş kontrolü elemanları var, o da işte ek yatırım. Yani binanın cephesine ayrı bir sistem oturtmuşlar, binanın ilk yatırımını artırmışlar, içerisinde gün ışığı almıyor. Ama bu sadece çekçe değil, güzel bir bina, ilk binalardan örnek olması çok güzel, asla eleştirmiyorum. Ama yeşil binalar, sertifikalı binalar gerçekten yeşil midir sorularına cevaplardan birisi de bu. Teşekkürler. Zerrin Hanım'a çok teşekkür